ekmek için teşekkür ederim. Teşekkürler. Için. Fatih'in memnun oluyor başkanım. İyi ki varsın. Buradayız. Selamun aleyküm. Öncelikle Muhtarlar Günü'nüzü kutluyorum. Aslında muhtarların 365 gün boyunca çalışmaları vardır. Çünkü vatandaşın ilk başvurduğu yer muhtarlarımızdır. Biraz önce de birkaç muhtarımızı ziyaret ettiğimde işte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın orada olduklarını görüyorum. Muhtarlarımız gece bir vatandaşımızın başı sıkışsa muhtarını arıyor. Bu bakımdan devlet kurumlarının, belediyelerimizin sizinle koordineli olarak çalışması, uyumlu olarak çalışmasının önemini çok iyi biliyorum. Ancak birkaç şeyden bahsedip sözü çok uzatmak da istemiyorum. Birincisi şu değerli muhtarlar. Geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'da birçok sorunun çözülmediğini gördük. Çok örnek verebilirim ama çok konuşulup da çözülmeyen yerler var. Küçük şeyler var, büyük şeyler var. Mesela Süleymaniye'de bir birket tane 20 yıldır vatandaş ben seçim öncesi gittiğim zaman ya gecemiz gündüzümüz haram oluyor diyor. Yaşlımız var, çocuğumuz var. Geldik, sorun çözdük. Efendim bakıyorsunuz ki Eyüpiye'de turizm yolu, Osmanlı Mahallesi yolu yıllarca konuşulmuş. Diyor ki ben 5 yaşındaydım, şimdi 45 yaşındayım. Babam 5 yaşındayken buraya bir yol açılacak diyordu, yeni açıldı. Bir bakıyorsunuz açık su caddesi. Aynen, kimse yapamaz, açamaz. Şehrin merkezinde Kızılay. Belediye hizmet binasının yeri yıkıldı, park yapıldı. Ayrıca sizin sorunlarınızı anında çözmek için de mobil sistemler uyguladık. Anında muhtarım telefon açtığında yanına gideceksin. Sorunu çözeceksin. Yine sosyal yardımlarımızı arttırdık. Ne yaptık gelir gelmez? Ekonomiye sahip çıktık. Paraya sahip çıktık. İsrafı önledik. Cebimizde para olsun istedik. O şekilde sorunlarınızı çözelim dedik. 67 tane aracı iade ettim. Aylık olarak bugünkü parayla 5-6 milyon tasarruf sağladım. 13 tane sistem kurdum. Biz şimdi arıyoruz. Muhtarım var mı bir sıkıntın? Çukur var mı? Bakım onarım var mı? Şimdi belediye o kadar güçlendi ki bu yıl. Bakın burada yazdı. 822 araç ayrı, 170 araç ayrı, 1000 araç almışız. Asfalt plantımızı kurmuşuz. Konkasör makinelerimizi almışız. Silindirlerimizi almışız. Bütün kırsaldaki yollarımızın bakın Türkiye'de 6. büyüklüğe sahip bir şehir zannediyorum. 6 veya 7. Büyüklüğe yüz ölçüm olarak kırsal mahalle olarak da zannediyorum rekor bizdedir. 1456 mahalle var. Binlerce de küme evler var. Ne yaptık küme evleri? Stabilize yaptık. Diğer yollarımızın da asfaltını %96 bitirdik. Biliyorsunuz Gazze'de olaylar yaşanıyor. İsrail'in yaptığı bir katliam var. Burada birçok şeyi sorgulamak gerek. Efendim bir kere Birleşmiş Milletler kurulduğunda ne diyor? Diyor ki eğer bir topluluk soykırıma uğruyorsa, çocuklar öldürülüyorsa, yaşlılar öldürülüyorsa, cami ve hastaneler bombalanırsa, dünyada barış bozulacaksa biz böyle bir kuruluş olarak kurulduk ve varız diyor. Peki camiler bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor, çocuklar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, bir şehir susuz ve aç bırakılıyor. O zaman Birleşmiş Milletler siz ne zaman harekete geçeceksiniz? Kutuplarda bir kedi sıkışsa
ayağa kalkıyorsunuz. Tabii ki kedi de ölmesin isteriz. Onun da yaşamasını isteriz. Ama bunlar insan. Efendim, her türlü katliamı kendine reva görenler, her türlü zulmü kendine reva görenler şunu bilecek ki zulümle var olan adle abad olur. Onları adil adaletle göndereceğiz. Dünya bu zulmü kaldıramaz. Bu zulüm devam edemez. Binlerce yıldır biz nasıl ki Fransızlar geldi onlara bir ultimatum verdik. Efendim biz binlerce yıldır bu bölgede özgür olduk, özgür olarak yaşadık, özgür olarak da yaşamaya devam edeceğiz. Filistin'de de özgür olacaklar, özgür yaşamaya devam edecekler. Dünya gözünü kapatsa, kulağını kapatsa, ağzını kapatsa da bu kural değişmeyecek Allah'ın izniyle. Muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum. Öncelikle muhtarlık kurumunun ne kadar önemli olduğu, toplumumuzda devletimizle milletimizin buluşması noktasında adeta bir köprü gibi işlevi olduğu, fonksiyon üstlendiği ve gerek köy gerek mahalle muhtarlığı kurumunun insanlarımızın en yakınındaki dileklerini, taleplerini iletebilecekleri bir merci olarak toplumsal hayatımızda tarihimizin derinliklerinden gelen bir role sahip olduğu muhakkaktır. İşte bugünü Muhtarlar Günü olarak kutlayarak en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği önemin, ehemmiyetin bir ifadesi olarak sizleri çok da sıkmadan, çok da uzatmadan gününüzü tebrik etmek için böyle bir buluşmayı birlikte planladık. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hep beraber olduk. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Değerli muhtarlarım, devletimizin kurumlarının bütün kapıları size açıktır. Sadece bizimkiler değil. Bütün kurumlarımızda sizin talepleriniz öncelikli olarak ele alınacaktır. Ve bütün kurumlarımız iyi vazife yapmak, iyi çalışmak zorundadır. İnsanımıza hizmet noktasındadır. Onların vazifesi, görevi hizmet üretmek, doğru iş yapmak, sağlıklı, zamanda hızlı ve güler yüzle çalışmak olacaktır.